Bismillahirrahmanirrahim. Kavaidül İrab derslerimizi devam ediyoruz. İrab'tan mahalli olmayan cümleler okuyorduk. Er-Rabi'atü dördüncüsü. İrab'tan mahalli olmayan cümlelerin dördüncüsü nedir? Et-tefsiriyetü tefsiri cümledir. Yani tefsir eden cümledir. Bu konuda bir tefsir eden cümle, bir de tefsir edilen cümle ele alınmaktadır. Yani iki tane ögeden oluşmakta. Bir tefsir edilen, iki o tefsiri eden. Tefsir eden cümleye müfessir denilmektedir. Müfessir. Müfesser ise tefsir edilen cümle olmaktadır. Müfesser, tefsir edilen cümle. Müfessir, tefsir eden cümle. Müfessirun ismi fail, müfesserun ismi mef'ul zaten. Tefsir kelimesi de tefsir etmek. Mastardır. Fessara, yufessiru, tefsir, tef'il babından. İyice açıklamak manasına geliyor tefsir. Bu arada onu da söyleyelim. Et-tefsiriyyetu dediği ki ve hiye o tefsiriye cümlesi nedir? El-kâşifetu keşf edicidir, açıklayıcıdır. Ne için? Li-hakikati ma. O şeyin hakikatini ki telihi ondan önce geliyor. Yani tefsir cümlesi ne yapıyor? Kendisinden önce gelen cümleyi, sağ tarafındaki cümleyi açıklıyor. Buna göre önce gelen cümle müfesser, ardından gelen cümle müfessir olmaktadır. Vehiyo tefsir cümlesi nedir? El-kâşifetu keşfedicidir, açıklayıcıdır, beyan edicidir. Neyi? Ne için açıklayıcıdır? Lihakikati ma, o şeyin hakikati için açıklayıcıdır ki telihi kendisinden önce geliyor. Kendisinden önce geleni açıklayıcıdır. Tefsir cümlesi. Nahu, Bismillahirrahmanirrahim. Ve eserrun necva ellezine zalemu. Hel hada illa beşerun mithlukum. Ve eserrun necva, gizlice fısıldaşarak konuşmak, gizlice fısıldaşarak dediler. Kimler? Ellezine, o kimseler ki zalemu, zulmettiler. Yani zalimler dediler, gizlice fısıldaşarak dediler ki hel hada, bu mu? Yani bu Hazreti Muhammed mi peygamberdir? İlla, yani in le beşerun mislikum. O ancak sizin gibi bir beşerdir, insandır. Bir farklılığı, bir üstünlüğü gözükmemektedir. Haşa. Zalimler bu şekilde söylemiştir. Zalim kelimesi bazen kafir yerine kullanılmaktadır. Ayet numarası Enbiya suresi 3. ayet olmaktadır. Fe cümletül istifhami, istifham cümlesi nedir? Müfessiratun, müfessirdir. Ne için? Li en necva. Necva için müfessir cümlesi, pardon, istifham cümlesi müfessirdir. Yani buna göre necva kelimesi müfesser olmakta, açıklanan kelime. Tefsir cümlesi neymiş? İstifham cümlesinden oluşuyormuş. İstifham cümlesi hel ile başlamakta. Hel hâdâ illâ beşerun mithlukum. Tefsir cümlesi, yani müfessir. Müfesser hangisi? Açıklanan hangisi? Necva. Necva açıklanmıştır. Hel hâdâ illâ beşerun mithlukum ile. Çünkü veserru gizlediler. En necva, fısıldaşarak söylediler. Fısıldaşarak ne söylediler belli değil. İşte hel hâdâ illâ beşerun mithlukum, bu cümleyi söylemişler. Bu yüzden bu cümle açıklayıcıdır, tefsir edicidir. Ve ile denildi ki bedelün bedeldir minha, ondan. Yani necvadan bedel olduğu da söylenmiştir. Hel hada illa beşer mithikum, bedeldir de denilmiştir. Ama ne zaman ki gıyleyi gördünüz, bilin ki zayıf görüş ifade edilmiştir. Gıyle denildi, yani kabul edilen görüş değil. Bir iddia. Ve nahvu, diğer bir örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Mesethumul be'sâ'u ve darrâ'u. Bakara suresi 214. ayet. فَإِنَّهُ muhakkak ki o cümle nedir? Tefsirun, tefsirdir. Yani مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, tefsir cümlesidir. Müfessirdir. Ne için? لِ مَثَرُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ. مَثَرُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ cümlesi için, yani bu yapı için
müfessirdir. Mesellezine halev mesetmül be'sadan önce gelmektedir. Burada li yazılmış, ardından meselu, lam zamme ile yazılmıştır. Çünkü hikaye edilmektedir. Ayet birebir aktarılmıştır yani. Mesellezine halev diye Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Bu yüzden bunu ifade etmek için işte tırnağa, paranteze benzer bir işaret konulmuştur. Yoksa li elbette mesel kelimesini cer eder, meteli diye okunurdu ama hikaye edildiğinden olmamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'den birebir aktarılmış, tırnak içerisinde aktarılmış cümledir diyebiliriz. Evet, Bakara suresi 214. ayete bakmaktasınız. Ayet Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum diye başlamakta ama konumuz olan yer meselul lezine halev min qablikum messetumul be'sa'u ve zarra. İşte meselul lezine halev müfesser cümledir. Tefsir eden cümle neymiş? Messetumul be'sa'u ve zarra. Yani tefsir eden cümle daima tefsir edilenden sonra gelir. Önce hangisi gelir? Müfesser. Tefsir edilen cümle gelir. Ardından tefsir eden cümle gelmektedir. Ayette görüldüğü üzere. Ve denildi ki halun haldir min ellezine. Yani messetumul be'sa ve zarra ellezine'den haldir. İntaha örnek bitti. Ve nahu yeni bir örnek. Burada dikkat çekecek şey tefsir cümlelerinin irabtan mahal olmadığı. Ve nahu yeni bir örnek, yine bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kemetheli Adem'e halagahu min turabin. Nokta nokta. Aynı ayetin devamı var da bizi ilgilendiren yer şu anlık burası denilmiştir. 3 numaralı dipnotta hangi ayet olduğu ifade edilmiş. Ali İmran suresi 59. ayet olmaktadır. Buradaki halagahu kelimesi, yani şurada yazıyor zaten. Cümletü halagahu cümlesi nedir? Tefsirdir. Ne için? Lil meseli. Mesel için tefsirdir. Ke meseli. Yani ke meselindeki kef bir harfi cer, konumuzu değil. Mesel. Mesel kelimesini tefsir eden nedir? Halagahu'dur. Buna göre mesel, müfesser, halagahu tefsir. Yani müfessir cümlesi olmaktadır. Ve nahvu ve yeni bir örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minune billahi ve rasulihi. Saf suresi 11. ayet. Biz buna 10-11 diyelim. Biraz daha geniş bakmamız gerekecek burada. Tu'minune billahi ve rasulihi ayeti ba'de hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Bu ayetten, bu cümleden sonra gelir. Tu'minune billahi ve rasulihi. Burada peki tefsir cümlesi hangisi? Tu'minune billahi ve rasulihi tefsir cümlesidir. Peki müfesser neyi tefsir etmiş? Yani tu'minune iman ediyor onlar. Billahi Allah'a ve rasulihi ve rasulüne. Bu cümle neden sonra gelecek? Bundan sonra. Hel edüllüküm, size delalet ettireyim, yani size göstereyim mi, işaret edeyim mi, ala ticaretin, bir ticaret ki tunciküm, sizi kurtarsın, min azabin eleyim, işte acıklı bir azaptan sizi kurtaracak olan ticareti göstereyim mi. Buradaki ticaret kelimesi açıklanmaktadır. Ticaret kelimesi burada müfesser, kapalı bir şey. Tü'minüne billahi ve rasulihi onu tefsir etmektedir. Yine önce gelen cümleyi, sona gelen cümleyi görmek için Saf suresi 10. ayeti açtık. Ya eyyühellezine amenu hel edullüküm ala ticaretin tunciikum min azabin elim. İşte hel edullükümden gerisi bizi ilgilendirmekteydi. Bu ayet 10. ayettir. 11. ayet, yani bu ayetten sonra gelen tu'minune billahi ve rasulihi ayeti ondan sonra gelmektedir. Tefsir cümlesidir. Bu yüzden burada ba'de kullanılmıştır. Yani hel edüllüküm cümlesinden sonra tü'minunu billah gelmektedir. Ve ile denildi ki müstenefetün, müstenefe cümlesidir. İmane aminu, aminu manasında bir müstenefe cümlesi olduğu da söylenmiştir. Bir delili yağfir leküm. Yağfir leküm cümlesinin deliliyle, ona dayanarak yani, çünkü bu
cümle nedir? Bil cezmi cezm ile okunmaktadır. Cezm ile okunduğu için böyle denilmiştir. Yağfir leküm de Saf suresi 12. ayette geçmekte. Bu durumda buradaki tefsir cümlesi için iki şey söylenmiş. Bir, zaten tefsir cümlesi denilmiş. İki, müstenefe cümlesi olduğu iddia edilmiştir. Gıyle denildi. Sağlam bir görüş değil yani. Denildi, iddia edilmiştir. Ve alel evveli. Evvel hangisi? Birinci görüş. Yani tefsiriye cümle oluşu. Es-sani dese ne olur? İkinci görüş yani müstenefe oluşu. Alel evveli. Alel evveli neydi? Tefsiriye olduğunu düşünürsek bu durumda hüve o yani yağfir şu anda yağfirin neden cezimli olduğunu açıklamaktadır. Yağfir cezimli diye bunun müstenefi olduğunu iddia etmek o kadar da tutarlı değildir demişler ve bunu açıklıyorlar. İki görüşe göre açıklama gelecek. Maalesef evveli birinci görüşe göre yani bizim dediğimiz gibi bu cümleyi tefsiriye olsa o yağfir nasıl açıklanır? Hüve o yağfir cevabun bir cevaptır ya da cevabul istifhami istifhamın cevabıdır. Ve sahha sahih olur zalike böyle. Ne? Tenzilen li sebebi sebebi. Sebebin sebebine indirgemek. Çünkü istifhamın cevabı cezimli mi olur? Cezimli olur ancak sebep sonuca etkide bulunuyorsa. Bu yüzden sebebü sebep denilmekte. Ve sahha sahih olur zalike böylece. Yani istifhamın cevabı saymak ile yağfirin cezimli olması mantıklıdır. Niye? Tenzilen li sebebi sebebi, sebebin sebebine indirgemekle, sebebin sebebini saymak ile. Sebep yerine saymak ile. Ve o da nedir? Eddelaletü delalettir. Yani hel edullukum ala ticaretin. Delalet ettirmek de nedir? Bir sebeptir. Menzilete sebebi sebep yerine geçer delalet. Ve o da el imtisalu imtisaldir. Yani iman sebebidir. Biz çünkü delalet nedir? Sebebül imtisali imanın sebebidir. Yani delalet ettireyim mi imandan bahsediyor. Bu da imana gidişi yolu göstermektir. Dolayısıyla imana sebeptir. Ve haraca bi gavli denilmekte. Bu esasen çoğu metinde yer almamakta. Burada söylenilecek şey intaha anlatım bitti. Yeni bir şeye geçirmekte. Ve kevnül cümleti cümlenin oluşu öyle cümle ki el müfessirati müfessir cümlesinin olması la mahalle leha. Onun için bir irattan mahal olmaması hıva nedir? El meşhuru meşhurdur. Yani meşhur görüşe göre müfessir cümlesinin irattan mahal yoktur. Ve Gale dedi ki kim dedi ama? Eşşelevbinu şelevbin dedi. Ettehkigu doğru olan nedir? Ennel cümletel müfessirate müfessir cümlesi şüphesiz ki müfessir cümlesi bihasebi ma o şey konumundadır ki tüfessiruhu onu tefsir ediyor. Yani tefsir ettiği şeyin konumundadır irad yönünden. Buna göre tefsir ettiği cümle yani müfesser irapta mahallen merfu ise tefsir cümlesi de mahallen merfu sayılmalıdır. Tefsir ettiği cümle mahallen mensupsa tefsir cümlesi de mahallen mensup sayılmalıdır. Mecrursa mecrur sayılmalıdır. Yani müfessirin irabı neyse müfessirin de irabı o olmalıdır demiştir. Fe in şayet kâne olursa lehu o müfessir için ne mahallün bir mahallen irab olursa fehiye tefsir cümlesi için yani müfessir cümlesi için de olur. Kezalik aynı durum. Onun da yani irabtan mahalli olur. Ve illa ancak müfessirin irabtan mahalli olmazsa ise bu durumda la müfessirin de irabtan mahalli olmaz. Esani ikincisi. İkincisi neydi? İraptan mahalli olmayış. İlla la yani. Müfessirin irabtan mahalli yoksa müfessirin de irabtan mahalli yoktur. Görüşü. Şimdi bu sayfada sonuna dek yani bu konuda diyelim aslında. Dördüncü şey maddeyi işliyorduk. Dördüncü maddenin geri kalanının tamamı bu ne diyelim alime bu dilciye ait görüşleri içermektedir.
Şerubi'nin görüşleri. Nahu örnek zaraptuhu, zaraptu ben dövdüm hu onu. Nereden alınmış bu cümle? Min nahvi zeyden zaraptuhu. Zeyden zaraptuhu'daki zaraptuhu'dan bahsedilmekte. Bu zeyden zaraptuhu cümlesinin de açılımı, çünkü zeyd burada mef'ul, zarabe fi'tu fail olmakta. Et-takdiru açılımı, yani tam yazılışı nedir? Zaraptu zeyden zaraptuhu'dur bu. Fe bu durumda la mahalle, mahal yoktur lil cümletil mukadderati, mukadder cümle için irabtan bir mahal yoktur. Li'enneha, çünkü o mukadder cümle nedir? Müstenefetün müstenefe cümlesidir. Mübtedae diye de geçmektedir. Başlangıç cümlesidir yani. Fe bu durumda kezalike, yine böyledir, irabtan mahalli yoktur. Tefsiruha, onu tefsir eden cümlenin. Buradaki zaraptu nedir? Zaraptu cümlesi mukadder cümledir. Yani lil cümletil mukadderati derken zaraptu kastedilmekte. Zeyd'den önceki zaraptu. Ardından gelen zeyden zaraptuhu da nedir? Tefsir cümlesi zaraptuhu. Bu da tabii ki ona tabi olarak, çünkü onun irabı yoksa onun da yoktur demişti ya, illa la'yı anlatmakta şu anda. Bu durumda müfesserinde irabtan mahal yoktur. Vel evvelu, birincisi, yani fe'in kâne lehu mahallun fehye kezâlik. Müfessirin irabtan mahalli varsa müfessirin de irabtan mahalli vardır, onu anlatılmakta. Vel evvelu derken o. Nahve örnek. İnna muhakkak ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnna muhakkak ki biz külle şeyin, her şeyi halakna, yarattık. Hu, o her şeyi bir kaderin bir ölçü ile yarattık. Kamer suresi 49. ayet. İnna'daki inne nadır, biliyorsunuz. İnnena inna olmuştur. Dolayısıyla na innenin ismi olmaktadır. Ve takdir açılım nedir? Çünkü şöyle bir şey var. İnna, oradaki na'un ismi ne lazım? Haber lazım. İsmini nasb, haberini raf ederdi inna. Külleyi raf edememiştir. Bu durumda bir haber hala aranmaktadır. Ve takdiru, bu cümlenin açılımı, takdiri nedir? İnna muhakkak ki biz halakna, yarattık. Neyi? Külle şeyin, her şeyi yarattık. Halaknahu. Fe bu durumda halaknahu el mezkuratu, zikredilmiş olan halaknahu nedir? Müfessiratun, müfessirdir. Yani ayette geçen, açıkça geçen inna külle şeyin, külle şeyinden sonra gelen halaknahu, çünkü mezkur diyor, zikredilmiş, yazılmış olan halaknahu, yani külle şeyin ile kader arasındaki halaknahu nedir? Müfessiratun, müfessirdir. Ne için? Li halakna için. Hangi halakna? El mukadderati, gizli, takdir edilmiş halakna için müfessirdir. Yani o da ne olur? İnna'dan sonra gelen halakna oluyor. Mukadder halakna odur. Ve tilke bu, yani hangi bu? Gizlenmiş olan, takdir edilmiş olan halakna nedir? Fi mevzi'i raf'in, raf mevzisindedir. Raf konumundadır. Yani mahallen merfudur. Niye? لِأَنَّهَا, çünkü o gizli halakna nedir? Haberun, haberdir. لِأَنَّ, pardon, enne dedim, لِإِنَّ, inne için haberdir. İnnenin haberidir yani. İnnenin haberi olduğunda, mahallen merfu olduğunda, fe, bu durumda kezalike, yine böyledir, yani mahallen merfudur. Ne? El-mezkûratu, zikredilmiş olan halakna da merfu olmuş olur. Çünkü müfessirin irabını alıyordu müfessir. Bu yüzden irabları aynı olmak zorunda olur. Ve min zâlike, yine bundandır, bu kabildendir. Ne? Zeydün, zeyt, el hubze ekmek demek. Ye'külü, yer, hu, onu. Fe bu durumda ye'külühü cümlesi fi mevzi'i raf'in, raf mevzisindedir. Li'ennehâ, çünkü o müfessiratun, tefsir edicidir. Lil cümletil mahzufeti, hasfedilmiş olan cümleyi. Hasfedilmiş olan cümle nerede? Tam da eğik çizgi dediğimiz, slash dediğimiz çizgi yerinde. Yani zeyt ile hubz arasında ye külü vardır. Açıklayalım. Zeyt mübtedadır. Kendisine haber aramaktadır. Ye külü fiil var burada, slash dediğimiz yerde. Zeyt ile hubz arasında ye külü. Ekele ye külü. Ye külü fiili var. Faili. Hüve fiil fail. Bir fiil cümlesi olarak haberdir.
cümle haberdir, yani mübteda'nın haberi cümledir. İşte bu nedir? Mahzuftur. Mahzuf edilmiş olan bir müfesser cümledir. Ardından hubuzdan sonra gelen ye'külü onu tefsir etmektedir. Mahzuf olan bu müfesser ye'külü haber olduğundan, mahalle merfu olduğundan, hubuzdan sonra gelmiş olan ye'külü de ne olmaktadır? Mahalle merfu olmaktadır. Onu anlatıyor. Ye'külü kelimesi fi mevzi'i raf'in merfu konumundadır. Li'enna, çünkü o müfessiratun, açıklayıcıdır. Lil cümletil mahzufeti, mahzuf cümle için açıklayıcıdır. Mahzuf cümle neydi? Ye'külü. Zeyt ile hubz arasındaki ye'külü. Ve hiye, o nedir? Yani mahzuf olan ye'külü nedir? Fi mahalli raf'in, mahallen merfudur. Alel haberiyeti, haber olmak üzere. Mübtedanın haberi olarak mahallen merfudur. Ve istedelle, ve delil getirdi. Yani ona dayanarak yeni bir şey söyledi. Ala zalike, bunun üzerine, bazuhum, onların bazıları, bi kavli şairi, şairin sözü ile, şairin sözüne dayan, şairin sözü ile delil getirmiş bazıları. Şiir de buymuş. Femen nahnu nu'minhu yibit zehve değil ve huve aminun. Femen la nucirhu yumsi minna diye devam ediyor. Şimdi bakalım burada delil nasıl getirilmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Femen, her kim manasında, hem şart hem cezm manası bir görevi vardır. Nahnu'dan sonra, yani men ile nahnu arasında nüemminhu vardır. Mahzuf. Nüemminhu. Nüemminhu. Nahnu nüminhu diye yine nüemminhu olmalıdır burası da. Nüemminhu, nüemminhu. Nahnu'nun sağında da solunda da ne var? Nüemminhu vardır. Buna göre men nüemminhu, nahnu nüemminhu şeklinde olmalı. Men, her kim nüemminhu, eman verirse, güven verirse, nahnu, biz nüemmin, eman veririz, hu ona şeklinde. Böylece yibit, geceler o kişi, ve hu ve o aminun, güven içerisinde gecelemiş olur. Böylece güven içerisinde geceler. Buradaki konu ne peki? Nahnu'dan sonraki nüemminhu müfessirdir, müfessir ve cezimlidir. Neyi tefsir etmiştir? Mahzuf olan diğer nüemminhi. Bu şekilde devam ettiğimizde şu kısım esasen çoğu ibarede yer almamaktadır. Se böylece zahara ortaya çıktı. El cezmu cezim. Nüemmin cezimli. Fil fi'lil müfessiri. Müfessir de ortaya çıkmıştır. Ne için müfessir? Lil fi'lil mahzufi. Mahzuf fiil için müfessir olan nüemmin de cezim ortaya çıkmıştır. Böylece bu videomuz da bitti.